Yurttaşlarımız, kıymetli basın emekçileri, değerli yurttaşlarımız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve engelli meslektaşlarımız ve yurttaşlarımızın sesi olmak için buradayız. Engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması yürürlükteki yasamızın hükmü olduğu gibi ülkemizde 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin de bir hükmüdür. Engelliler hakkında kanunun yürürlüğe girmesinin üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen engelli bireyler kamu binalarına erişememekte, kentler, açık alanlar, konutlar ve toplu taşıma araçları planlanırken engelliler yok sayılmaktadırlar. Haklara, hizmetlere, mekanlara, bilgiye, iletişime, adalete erişememekte, ülkemizdeki engelli nüfusun %90'ından fazlası eğitim ve istihdam olanaklarından yoksun bırakılmaktadırlar. Bağımsız, eşit, erişilebilir seçme ve seçilme hakkının kullanamamakta oldukları için özetle toplumsal yaşama etkin olarak katılmaları sağlanmadığı için bugün buradayız. Oysa Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ndeki ve mevzuatımızdaki güvenceler göz ardı edilerek mağduriyete sebep olunmaktadır. Engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanması, devletin sosyal hukuk devleti olmasının, yurttaşlarının eşitliğini gözetmesi yükümlülüğünün ve nihayetinde insan haklarına saygının bir gereğidir. Bu bir vicdan yahut empati sorunu değil, insan hakları sorunudur. Tam da bu noktada ve bu önemli günde engelli bireylerin adalete erişim sorununa dikkat çekmek isteriz. Engelli bireylerin diğer bireylere eşit koşullarda bağımsız yaşayabilmelerinin ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılabilmelerinin koşuludur erişebilirlik. Türkiye'nin başkenti Ankara'da 3 Aralık 2021 tarihi itibariyle erişilebilir bir adliye henüz mevcut değildir. Adalete erişim sorunu Ankara avukatları için, engelli meslektaşlarımız için bir meslek sorunu haline getirilmiştir. Bölünmüş, parçalanmış adliye binaları hem avukatların hem de yurttaşların adalete erişimini imkansız hale getirmiştir. Engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmelerini sağlamak için sarf edilen sözlerden ibaret hale getirilmiştir. Ankara'da aynı yargı koluna dahil mahkemeler bile fiziken farklı yerlerde bulunmaktadırlar. Salt yerel mahkeme düzeyindeki mahkemelerden müteşekkil adliye sayısı 6'yı buldu. Adliye binalarına ulaşım engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha fazla güçleştirdiği gibi sonradan adli olarak tahsis edilen binalar engelli meslektaşlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmasına yönelik fiziksel koşullardan da yoksundurlar. Bu binalarda kabartma haritalar, tabelalar dahi kullanıma sunulmamış olduğu gibi binalara giriş çıkışlar engellilerin erişimine hiç de uygun değildirler. Bina girişlerindeki ve bina içerisindeki kapıların sensörlü olması herkesin aklına gelebilecek basit bir çözümken, adli olarak inşa edilmemiş binaların adli olarak tahsis edilmesi, binalarda döner ya da yaylı kapıların bulunmaması, bırakın bina içinde çalışmaları, adliye binalarına girişlerinde dahi engelle karşılaşmaktadırlar. Yargı birimlerinin tamamında işletimde olan UYAP sisteminde engelli bireyler tarafından kullanılan ekran okuyucu programlarının işlerlerindeki sorunlar dahi giderilememiştir. Avukatı ve vatandaşı yıldırmaya odaklı, bölünmüş, parçalanmış adliye binalarıyla yaratılan adalete erişim sorunuyla gündemimizde olan bu sorun, sadece engelli avukatın mesleğine ilişkin mekansal bir sorun değil, her gün binlerce vatandaşın da mağdur edildiği ulusal bir adalete erişim problemidir.
engelli bireylerin erişim sorunu dışında ayrımcılık sorununa da dikkat çekmek isteriz. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi tüm engellilerin insan, hak ve temel özgürlüklere eşit erişim olanaklarından yoksun olmamalarını esas almış ve engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Adalete erişim açısından engelli bireylerin adliyeler özelinde karşılaştıkları en büyük sorunların başında avukat, hakim, savcı, kalem çalışanı fark etmeksizin engelli bireyler ve hakları açısından genel itibariyle hak temelli bilinç oluşturacak eğitimin eksikliğiyle engelli bireylerin karşısındakinin vicdanıyla karşı karşıya bırakılmasıdır. Dolayısıyla engelli yurttaşlar ve meslektaşlar sırf engellerinden ötürü doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu bir insan hakları sorunudur. Engelli bireylerin toplumsal alanda yaşadıkları problemler, ne yazık ki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan göstermelik etkinlikler tutulmayan sözler ile düzelmeyecektir. Tüm bunların yerine daha radikal değişikliklere imza atılıp Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi hayatın her alanında tam ve etkin uygulanarak engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara çözümler getirilmeli ve uygulamalar bir an önce hayata geçirilmelidir. Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün 2019 yılı Ekim ayında tam da burada verdiği tek çatı altında toplanma sözünü tekrardan hatırlatarak engelli meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın en temel insan hakkı sorunu olan erişilebilirlik sorununu öncelikle çözülerek tek ve erişilebilir bir adliye ile ilk adımın bir an önce atılmasını istiyoruz. Saygılarımızla Ankara Borusu.